Hocam, Cumhuriyet öncesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki Hristiyan Türklerin günümüzdeki akıbeti nedir? Cumhuriyet öncesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hangi Hristiyan Türkler vardı ben bilmiyorum. Yani Türkçeyi benimsemiş olan, Türkçe, ana dili Türkçe olan çok sayıda Rum vardı. Çok sayıda Ermeni vardı. Rumlar nüfus mübadelesiyle Lozan'ın peşinden, Lozan'ın ertesinde sınır dışı edildiler, Yunanistan'a gönderildiler. Bir tanesi bile bırakılmadı. Yani bunu mesela özellikle Gümüşhane gibi, Gümüşhane'nin komşusu olan ilçeler Maçka, Of gibi yerlerde, ne bileyim Adana'nın kuzey ilçeleri gibi yerlerde çok net olarak görüyorsun. Bu Kapadokya'da. Ortodoksluk, yani Rumluk, bir ulusal kimlikti. Yani Türkçe konuşanlarla Rumca konuşanlar arasında bir kimlik ayrışması ya da bir siz biz fikri yoktu. Aralarında evlenme de vardı. Aile içinde bazılarının Türkçe doğuştan Türkçe dilli, bazılarının Rum dilli olduğu durumlar vardı. Hepsi kendini sen nesin diye sorulduğunda Rum olarak tanımlıyorlar. Dur, başka bir şey daha söylemek istedim burada. Anadolu'daki özellikle zayıflamış olan Rum cemaatlerinde Müslümanlaşma çok yaygın bir hadiseydi. Yani 19. yüzyılda biraz yavaşlamış görünüyor fakat 18. yüzyılda kitlesel olarak Rumların büyük bir kısmı Müslüman olmuştu. Mübadelede Müslüman olanlar kaldı, Hristiyan olanlar gitti. Şey gibi yerlerde, Gümüşhane örneğini ondan verdim. Gümüşhane'de çok tipik bir şekilde aynı köy içinde Müslüman ve Hristiyan Rumlar vardı. Hristiyan olan, hepsi de Türkçe konuşan. Hristiyan olanlar Yunanistan'a gönderildi, Müslüman olanlar kaldı. Aynı ailenin kardeş olan insanlar, akraba olan insanlar bu şekilde bölündü. Ermeniler arasında da ya bütün kavramlar birbirine karıştı burada. Doğu Anadolu'daki Hristiyan Türkler, Doğu Anadolu'da Hristiyan Türk diye bir şey yoktu. Doğu Anadolu'da Türkçe konuşan Ermeniler vardı. Bunlar Osmanlı ve Türk ve İslam hukukuna göre Ermeniydiler ve hepsi de 1915'te ya katledildiler ya tehcir edildiler. Geriye kimse kalmadı, sadece Müslüman olanlar kaldı. Onlar da bugün geçmişlerini inkar etmek için canhıraş bir çaba içindeler. Günümüzdeki akıbeti budur. Anadolu tarihinde, yani son 500 yıl içinde sonradan Hristiyan olan bir takım Türkler var mıdır sorusunun cevabına birkaç ay öncesine kadar ben kesinlikle hayır derdim. Gürcistan'daki deneyimlerimizde ben şunu gördüm. 1828-29 olaylarında Erzurum'da büyük bir ihtimalle Türk kökenli olan, yani eskiden Müslüman Türk olan bir hayli insan, yani sayıları binleri bulan insanlar apar topar Hristiyan olup Rusya'nın kendilerine sunduğu göç imkanından yararlanmışlar gibi görünüyor. Bu çok şaşırtıcı bir olay. Yani bunu beklemiyordum. Böyle bir şeyi tahayyül edememiştim daha önce. Fakat ...13. yüzyıldan bugüne dek Anadolu'da Türk demek Müslüman demektir. Hristiyan Türkler diye bir şey Anadolu dışında vardır. Bulgaristan'da vardır, Romanya'da vardır.